Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu bölme işlemi gerektiren problem çözümleri. Problem çözümlerimizle başlayabiliriz. Birinci problemimiz 14 kilogram unu 2 kilogramlık poşetlere koymak istiyoruz. Toplam kaç poşete ihtiyacımız var? Şimdi bunu ne yapacağız öncelikle? 14'ü 2'ye bölerek poşet sayısını bulacağız. Bunu önce işlem olarak yapalım, sonra bir şekilde de ifade edelim bakalım. Ne yapalım? 14'ü 2'ye böleceğiz. Birin içerisinde 2 yok. 14'ün içinde 2 kaç kere var? Bir hesaplayalım. 2'şer 2'şer 14'e kadar gidiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç kere varmış? 7 kere varmış. Hemen yazıyoruz. 7 kere 2, 14. 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 7 poşete ihtiyacımız varmış. Bunu poşetlerle de ifade edebiliriz sevgili öğrenciler. Bakın, birinci poşet, şöyle poşet yapalım. İki kilogram alıyormuş. İkinci poşet 2 kilogram alıyormuş. Üçüncü poşet 2 kilogram. Dördüncü poşet 2 kilogram. Beşinci poşet 2 kilogram. Altıncı poşet 2 kilogram. Ve yedinci poşet 2 kilogram. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 2 daha 8, 10, 12 ve 14 kilogram etti gördüğünüz gibi. Kaç poşet varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 poşet olduğunu da şekilde bulabiliyoruz sevgili öğrenciler. Diğer bir problemimize geçiyoruz. Taner 18 şekeri 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her arkadaşına kaç şeker vermelidir? Üçer üçer paylaştıracak ve 18 şeker. İsterseniz bu sefer tersten gidelim. Taner'in şekerlerini üçerli grup yapalım. Şekerleri basit bir şey yapıyorum sevgili öğrenciler. Şöyle yuvarlak şekerler yapalım. Evet. Bunu birinci arkadaşına 3 tane verdi. Pardon. 3 tane bir gruba verdi. 2, 3. Bir üçlü grup daha yaptık. Evet. Kaç etti? 9 şeker etti. Şimdi 12 şeker etti. Diğer bir şeker grubu. Ve 15 şeker etti. Biraz şeklimizi düzeltelim. Evet. Son 2, 3. Evet. 3 şekeri bir arkadaşına verdi. Herkese bir şeker düştü. Herkese 2 şeker düştü. Herkese 3 şeker düştü. Herkese 4 şeker düştü. Herkese 5 şeker düştü. Herkese 6 şeker düştü. Bakalım bunu bölme olarak ifade edelim sevgili öğrenciler. 18'i 3'e böleceğiz. Ne yapıyoruz? 1'in içinde 3 olmadığı için 18'in içine bakıyoruz. 3'er 3'er 18'e yaklaşana kadar ritmik sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaç kere saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 18'in içinde 3, 6 kere varmış. 6 kere 3, 18 diyoruz ve çıkarma işlemimizi yaparak bitiriyoruz. 8'den 8 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. 6 şeker düşer. Herkese kaç şeker düşüyormuş? 6 şeker düşüyormuş sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz örneklerimize. 20 litre zeytinyağını 5 litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Yani bir şişe 5 litre geliyormuş. Kaç şişeye ihtiyacımız var? Şöyle şişe çizelim hemen sevgili öğrenci. Ben kabaca şişe çizmek istiyorum. Bakın. Bakalım çizebilecek miyim? Bunda 5 litre alıyormuş. 5. Bir şişe daha çizelim. 5 litre de bu alıyor. Kaç oldu? 10.
Bir şişe daha çiziyorum. Buna da 5 litre koyduk. Kaç oldu? 5, 10, 15. 20'ye yaklaşana kadar şişelerimizi koyalım. Bu da 5 alıyor. 5, 10, 15, 20. Gördüğünüz gibi 1. 2. 3. ve 4. Kaç şişeye ihtiyacımız var diyor. Biz bunu şekil çizerek zaten bulduk. 4 şişeye ihtiyacımız varmış. Ama bunu işlemle göstermemiz gerekiyor. Yani 20'yi 5'e böleceğiz. 20 bölü 5. 2'nin içinde 5 yok. 20'nin içinde 5 kaç kere var bakalım. 5'er 5'er ritmik sayıyoruz. 5, 10, 15, 20. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4 kere. Hemen bölüm kısmına yazıyoruz. 4 kere 5, 20. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 4 şişeye ihtiyaç vardır diyebiliriz. Başka bir örneğimize geçelim. Sevgi bir ahırda 12 tane ayak saymış. Bu ahırda kaç tane inek vardır diyor. 12 tane ayak saymış sevgili söylemciler. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Hangi hayvanın kaç ayağının olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İneğin kaç ayağı var sevgili öğrenciler? 4. O yüzden isterseniz öncelikle 4 ayaklı kabaca ben bir hayvan çiziyorum. Bakın hemen inek çiziyorum. Şöyle yapayım. Şöyle de kuyruğunu yapayım. Bakın bir inek 4 ayağı var. 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Hemen kabaca yine çiziyorum. İkinci inek 4, 8. 1, 2, 3, 4. Hemen bir üçüncü inek. Kuyruğunu yapayım. Kafayı koydum. 4, 8, 12. 12 ayağa ulaştık. Kaç inek var? Birinci inek, ikinci inek, üçüncü inek. Yani kaç inek saymış olabilir dedik? 3 inek. Bakalım doğru mu işlemle karşılaştıralım. 12'yi 4'e böleceğiz. Çünkü bir inekte 4 ayak var. Birin içinde 4 yok. 12'nin içinde 4 kaç kere varmış sayalım. 4, 8, 12. Kaç kere saydık? 1, 2, 3. 3 kere 4, 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 3 inek vardır diyebiliriz. Başka bir örneğimize geçelim. İki derste kalemi dört arkadaş paylaşmak istiyor. Her birisine kaç kalem düşer? İki deste. Sevgili öğrenciler. Burada da bilmemiz gereken bir genel bilgi var. Artık biliyorsunuz. Deste eşittir 10 tanedir. Düzine 12 tanedir. Yani destenin 10 tane olduğunu bilirsek işlemimizi kolaylıkla yapabiliriz. 2 deste kaç eder? 20 kalem eder. Yani 10 çarpı 2 dediğimizde 2 kere 0, 0, 2 kere 1, 2, 20 kalem eder. 20 kalemimiz var. Bunu da 4 arkadaş eşit paylaşacak. Ne yapıyoruz? 20'yi 4'e böleceğiz. 2'nin içine 4 yok. 20'nin içine 4. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4, 5 kere varmış. 5 kere 4, 20. 0'dan 0 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. 5 kalem düşer diyebiliriz. Başka bir örneğimizi yapalım. Ali, Efe ve Zeynep'in yaşları toplam 18'dir. Buna göre Zeynep kaç yaşındadır? Bu problemde üçünün de aynı yaşta olduğunu varsayarak yapıyoruz sevgili öğrenciler. Üçü de aynı yaştadır ve üçünün yaşları toplam 18'dir. Ne yapıyoruz? 18'i 3'e bölüyoruz. Birin içinde 3 yok. 18'in içinde 3 kaç kere var sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaç kere 3 saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 3 saydık. Demek ki bölüm 6'ymış. 6 kere 3, 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Zeynep kaç yaşındaymış? 6 yaşındadır diyoruz. Zeynep de 6 yaşındaymış sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.
Kanala abone olup bildirim zilini de açar. Bildirim ziline de basarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.